Değerli arkadaşlar, artık biraz pro sorulara doğru geçiyoruz. Bir tık daha ileri gidiyoruz. Değerli arkadaşlar ve EBOB Ekok'un artık son soru dersindeyiz. Bu derste beraber EBOB Ekok'u kapatıp artık nereye geçeceğim? Üslü ifadelere. Bu arada 18. ders mi bu? Evet. Evet 18. hocam. Kim size 18 ders çarpanlar ve katlar anlatır? Biz. Biz. Evet. Dershanede bunu 1-2 haftada geçersiniz. Bu kadar anlatmazlar. Hocam bizim okuldaki hoca 4 hafta, bir ayda ancak bir iki konu atlıyor. Evet, iyi. O okulda yavaş. Bu kadar soru çözmezsiniz okulda. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir soru. Güzel bir soru. Denemelerde de çıktı. Sınavda da gelebilir. Yine şekille korkutan bir soru. Bakın çocukları üçerli, dörderli ve beşerli albüme koymuşlar. Nihal arkadaşların sayısı 100 ile 130 arasında olduğuna göre Nihal fotoğrafları albümün sayfalarına aşağıda verilen sayıların hangisi kadar yerleştirirse her sayfaya eşit sayıda yerleştirebilir. Hadi bakalım. Aslında çözdüğümüz soruların aynısı, sadece şekli biraz farklı yapmışlar. Buyurun efendim. Hocam az daha büyütür müsünüz? Suya susuyoruz. Suladık. Evet. İşte en son Atatürk'ümüzü maalesef ne yapmışlar? Çankaya'ya hapsetmişler. Yani kopartmışlar halktan, insanlardan. Çankaya'da öyle kalmış yani. 1933'ten sonrası daha da karanlık. Ülkeyi kurtarmış ama ülkeyi inşa etmesine izin vermemiştir. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir saniye, bir Hadi. saniye. Hocam size göre en önemli padişah kimdi? Bana göre en önemli padişah kimdi? Bu çok düşünerek cevap vereceğim bir şey olmayacak ama her devirde kendine göre önemli şeyler var. Orhan Gazi çok önemli. Birinci Murat çok önemli. Sonra Yavuz Sultan Selim çok önemli. Sonra da Fatih Sultan Mehmet. Sonra Kanuni Sultan Süleyman. İleride ise İkinci Ahmet önemlidir. Sonra da Abdülhamit önemlidir. Ama Abdülhamit'in son dönemlerinde de Abdülhamit ne yapmış? Biraz ipin ucunu kaçırmış. O da Hocam korkularına yenilmiş. yükselme dönemi sonrası böyle dağılma dönemi falan da padişahlar düşüş döneminde mesela çok tartışılır ama ben yükselmede ağır Yavuzcuyum. Yavuz Sultan Selim evet gerçekten farklı birisi. Yani Yavuz Sultan Selim olmasa şu an Türkiye diye bir şey olmaz zaten. Fatih diye bir şey olmasa yine olmaz. Hepsi önemli ama şöyle tarihteki şahsiyetleri severken daha doğrusu hayatta hep şunu görmemiz lazım. Mutlak iyi ya da mutlak kötü yok. Yani her şeyiyle iyi, her şeyiyle kötü yok. Her insanın iyi yanları var, kötü yanları var. Yani bu şey gibi. Mesela bir yerde muhabbet ediyoruz. Adam diyor ki Samsun'dan adam çıkmaz. Ne biliyorsun çıkmayacağını? Bir tane kötü çıktı diye. Bütün Samsunlular kötü mü? Yok. Değil. Ya o yüzden böyle şeylere böyle heptenci yakıştırmalardan uzak durmak lazım. Biz buna fanatizm diyoruz. Ne diyor? Bütün Fenerliler kötüdür. Bütün Galatasaraylılar kötü. Yok öyle bir şey. Fanatiklik yapmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hepinizin gördüğü üzere burada değişik bir şey karşınıza çıktı. Niye? Biz hep bugüne kadar kaçlı Ekok aldık. İkili. Bazı sorularda ne olacak Meryem? Üçlü alacaksın. Yani üçün, dördün, beşin katı olacak. Arkadaşlar üçün, dördün, beşin katı olduğunda ne oluyor? 120 oluyor değil mi? 120 arkadaşlar. Ama bir tane eksik. Niye bir eksik alacağız? Kim söyleyecek? Her seferinde bir Hocam eksiliyordu. çünkü hepsinde birer tane eksilmiş. Yine Bakın, bir ben tane bilerek eksilmiş burayı işaretlemedim. İşte bakın sorularda yine size önemli bir anahtar veriyorum. Dikkat, MİT'teki arkadaşlar. Dikkat. LGS'nin sorularında hep bir anahtar kelime vardır. Lütfen ara o anahtar kelimeyi bulalım Merve. Tamam mı? Yoksa Beray soruyu eksik çözeriz. Bakın buradaki anahtar kelimemiz hayat. Bir fotoğraf eksik kalacak değerli arkadaşlar. O yüzden de Ekok'u bulduk. Peki 2 ile niye çarptı Ekok'u?
Evet. Yüzden büyük 39'da Aferin benim sana. Bunların ekoku kaç çıktı? 60 mı? Ama yüzden büyük olacak. 2 ile çarptı. 120. Hepsi 20 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki şimdi bak bitirmedi. Cevabımız 119 değil. Böyle olsaydı bu test kitabındaki bir soru olurdu yani. Sınavdaki, denemedeki soruda bakın ne dedi bize? Hangisi kadar yerleştirirse her sayfaya eşit sayıda yerleştirilebilir. Yani şıklarımız 119'u tam bölebilmeli. Dolayısıyla 119'u tam bölebilen sadece A seçeneğimiz. Buraya dikkat edelim değerli. 7 tane yerleştirirse 119'u tam bölecektir. Güzel bir soruydu. Geçiyorum. Evet, bu da yine tam LGS'nin istediği test kitaplarında pro olarak çözeceğiniz bir soru. Buyurun efendim. Yaklaştırayım bir daha. Kaan diyor ki hocam sorular bize basit. Basit. Hadi bakalım. Bu soruyu ilk çözene bir tane. Bunlar pro. Çocuk anlatacak mı? Çözsün de bir bakalım. Anlatmasını sonraya bırak. Evet, buradaki arkadaşlardan dökülmeler olmuş. Ecrin, hoş geldin Ecrin. Ecrin, o taraftaki sesleri kapatıyoruz. Ben orada sesli iletişim kuramıyorum. Özel ders bu taraftakilerle sesli iletişim kurun. Ekranı aç bir Ecrin, tanışalım. Salih Bey dedi. Ecrin, ekranın var mı? Dur ben sesinizi de açayım. Ecrin'le bir tanışalım. Ecrin beni duyuyor mu? Ecrin Sena, duyuyor musun? Evet hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ecrin, bundan sonra derslere katıl. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, biz LGS konularını bitiriyoruz. Hangi dershaneye yazıldın Ecrin? Hocam ben Sevinç Dershanesi'ne yazılmıştım. Heh, güzel, iyi. Maltepe'deki değil mi? Evet. Tamam, başladı mı Sevinç Dershanesi? Evet, başladı ama yazınki Ağustos'ta başlayacak şimdi Yani biz. 8. sınıf konularına başlamadınız mı? Başladık. Ne? EBOB, Öyle bir EKOK'u şey yok. bitirdiniz mi? Hayır, onlara hiç gelmedik. Tamam, iyi. Peki, hoş geldin aramıza. Buradan katıl. Hoş bulduk. İki grup var, sen Hocam bizler biz koşuyorsun. dershanede EBUS ve KOP'la üst sayıları bitirmiştik. Güzel, peki. Şimdi sesi kapatacağım. Ecrin'e hoş geldin diyoruz. Ekranımız açık olursa daha iyi olur arkadaşlar. Evet, şimdi dostlar. Diyor ki bir markette iki farklı marka soda satılıyormuş. Ne kadar güzel. Bu havalarda soda şart. Fazla içmeyin ama. Böbrek taşı yapar. Arkadaşlar ne diyor? Neyi eşitleyeceğiz? Ne demiştim önceki sorularda? Neyi eşitleyeceğiz? Burada neyi eşitlememizi istemiş? Milimetre. Ay, milimetre. Metrelerini eşitleyeceğiz. Yani Atış neyin ekokunu miktarları. alacağız? Neyin ekokunu alacağız? 240 ile 300 300. 30'un 300. ekokunu alacağız. Alın bakalım. 35 çıkıyor. Değil mi? Ekok, EBOB değil. Ekok. Hocam 35 çıkması imkansız. Büyük çıkacak. EBOB değil. Ekok. Hocam 4640 mı? Diyelim ki 4640. O zaman A marka şişeden kaç tane satıyorsunuz? Ya da şöyle düşünün. İkisinden de birer tane sattığınızda aradaki fark kaç para oluyor?
He? Tam biliyorum. 1 liralık fark oluyor değil mi? Bizden ne istemiş? Yani. Fakat diyor B marka sodanın satışından elde edilen gelirin A marka sodanın satışından elde edilen gelirden 1 TL daha fazla olduğunu fark etmiştir. Buna göre bir gün içerisinde A ve B marka sodalardan toplam kaç tane satılmıştır? Şimdi arkadaşlar 240 ile 330'u önce neyini aldık? Arkadaşlar Ekok'unu aldık. 2000'e evet, Melek sesi kapatalım. Ben bunların Ekok'unu alamadım diyen var mı? Alayım mı uzun uzun? Alalım mı? Uzun uzun. Yok. Alalım, alalım. Alalım. Nasıl olsa ben alırım. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar 2'ye böldüm 115. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye bölemedim kaldı. 2'ye böldüm 30. 2'ye bölemedim 115. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölemedim 115. Artık 3'e bölündüm. 3'e böldüm 5. 110 nasıl 115 çıkıyor? Şey 115 nereden çıktı? 165 olmuyor mu bir şey? 165. 165 değil mi? 165. Ya, hocam. Heh, 3'e bölünüyor değil mi şimdi? 3'e bölündüğü için bu 5, bu ne oldu? 55 mi? Evet. 5'e bölündüler. 1, 11. Bir de neye bölündü? 11. Arkadaşlar bakın şurası ne oluyor? 16 çarpı 15 çarpı 11. Yani bizim ekokumuz neymiş? 16 çarpı 15 çarpı 11'miş. Çarptığımızda da ne geliyormuş? 2. Ama hocam bunlar ortak değil ki. Ekok'ta ortak olması yok. Ekok'ta bütün çarpanları çarpacağız. Ha anladım. Tamam mı Alara? Tamam hocam. Arkadaşlar 2640 mililitre satarsak neleri eşitledik Erba? İkisinin de mililitrelerini eşitledik. Peki ben bundan 240'tan kaç tane satmalıyım? 2640'ı 240'a böldüm. 11 şişe. 11 şişe bundan satıyorum. Peki 2640'a gelmek için 330'dan kaç tane satacağım? 8 şişe. Şimdi bakın. 11 şişe bundan satarsam 2,5'la çarpıyorum. Ne kadar para etti? 27,5 lira etti. Peki 8 şişe bundan satarsam ne oldu? 28 lira ediyor. Dikkat edin. Ben bu kadar sattığımda B marka A markadan kaç para fazla tuttu? Kaç kuruş? 50 kuruş. Ama benden soru ne istedi? 1 lira istedi, doğru mu? Dolayısıyla bunların iki katı kadar satmalıyım değil mi? İki katı kadar satarsam 1 lira olur fark. Yani bundan 11 şişe değil 22 şişe, bundan 8 değil 16 şişe satarsam aradaki fiyat farkı ne olur? 1 TL. Benden toplamını istedi. 22 altın 16 38 şişe satmalıyım. İşte LGS böyle sorar. Anlaştık mı? Hocam ben anlamadım. Tekrar anlatabilir Tekrar misiniz? anlatıyorum. Ekok bulma ile ilgili sıkıntımız var mı şu an? Yok. Hayır. 2640. 2640'ı 240'a böldüm ki kaç tane şişe satarsa oraya gelirim. 11 şişe çıktı. Okey. Hmm. 2640'ı 330'a böldüm. Buradan da 8 şişe. Yani şöyle düşünün. Hani üçer 7'şer sayıp nerede buluşur diyorduk ya. Burada da 11 defa 240 sayarsam, diğerinden de 8 defa 330 sayarsam aynı yerde eşitleniyoruz. Okey? Anlaştık mı? Sonra bana soruda bir ipucu vermiş. Bakın burası önemli. Şimdi bunu herkes yapar. Tuana şunu sorsaydı Batuhan, kaç şişe satılır? Hemen ne diyecektiniz? 19 şişe. Bunu hepiniz yapar mıydınız soru olarak gelse? Yapardınız. İstisnasız herkes yapardı. Niye? Ekok'u bul, şişelerin mililitresine böl, şişe sayısını bul. Bunu gördük. Ama LGS bir tık ilerisini istiyor. Ne yaptı? Fiyat verdi. Dedi ki bu 2,5 lira olsun, bu 3,5. 2,5 ile 11'i çarpıyoruz. 2,5 çarpı 11'den 27,5 geliyor. Sonra da 8 şişeyi de 3,5 ile çarpıyoruz.
O da 28 lira geliyor. Bakın bu iki, ben bu kadar şişe sattığımda B'de 50 kuruşluk bir fazlalık mı oluyor? Evet. Ben 1 lira istiyorsam şişe sayısını kaç katına çıkartmalıyım? 2 katına. Mesela 1,5 lira fark olsa deseydi şişeleri kaç katına çıkartacaktınız? 3. 3 katına. Yani 33'e 24 alacaktınız. Okey? Şimdi Tamam. anladık mı mantığı? Evet. LGS bunu istiyor işte arkadaşlar. Yoksa öbürünü ninem de yapar. Ninemin yapacağı soru o. Bu senin yapacağın soru. Evet. Bu soruya da dikkat. Yıldız koyuyorum. Tekrar tekrar videoyu aç, dinle. Evet. Böyle Hocam. sorular da gelecek karşımıza. Hocam internetim kısıtlı, ben görüntümü Tamam, sıkıntı yok. Evet. Soruyu anlıyoruz önce. Diyor ki karantinada, bu kitap karantina zamanının kitabı. 1, 2, 3, 4 katlar kullanılıyor yurdun. Her katında 9 oda bulunuyor. Ve 2 basamaklı oda numaraları oluşturuluyor. Tamam mı? Hani otellerde falan numara veriliyor ya odaya. Ama nasıl vermişler? Ona bir bakalım. Diyor ki önce kat numarası, diyelim ki ikinci katta 2. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23. Anlaştık mı? Kolay değil mi? Selim ve Kenan Bey bu yurtta farklı odalarda kalmışlar. Orada. Kaldıkları oda numaralarının kaçar tane pozitif tam böleni var? Üçer tane. Hatırlayın bakalım hangi sayıların üçer tane pozitif böleni oluyordu? katsayıların. Ne? Katsayıların değil mi? Ney sayılar? Kat. Ney sayılar? Hadi. Kimin üçer tane pozitif? Aslında doğal Hayır. hocam, doğal sayılar mı? Hayır. Tek mi hocam? Hayır. Bu Çift neyse sayılar. olan sayıların değil Asal sayılar değil. mi? Olmaz. Asal sayının iki Pozitif tane. sayılar. Onların Rasyonel kökenini sayılar. söyleyeyim. Hocam karesi olan Kelimelerini. sayılar değil mi? Esen Büşra biliyorsun ama tam Üçlü söylemedin. sayılar. Tam kare sayılar. Tam kare sayıların neyi oluyordu? Üç tane pozitif. Mesela 25 ne oluyor? 1, 5, 25 değil mi? Anlaştık mı? Tam kare sayılar. Ha, demek ki ne olacakmış? Oda numaraları tam kare olacak. Selim ve Kenan Bey'in kaldığı oda numaraların toplamlarının asal bölen sayısı kaçtır? Şimdi önce soruyu oluşturalım. Kaç kat vardı burada? 4 1, 4 3, 4. Bana ne lazım? Bakın anahtar kelimeyi gördün mü burada? Evet. Sen bunu gör, bilmezsen bu soruyu çözebilir misin? Hayır. 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 Anahtar kelime burada buydu. Arkadaşlar, şimdi bakıyorum. Bir ile başlayan tam kare sayı hangisi var? Dört var hocam. Bir ile başlayacağım. Dördün karesi yani 16 numaralı oda var. Doğru mu? İki Evet. ile başlayan hangisi var? Tam kare iki ile başlayan hangi sayı var? 21, 22, 23, 24, 20, 25 var. 5. Peki arkadaşlar 3 ile başlayan kim var? 31, 32, 33, 36 var. 36 var. 4 ile başlayan kim var? 49. 49 var. Tam kare sayı. Şimdi arkadaşlar bize bak soru bitmedi. Bunu bilince soru bitmiyor. Selim ve Kenan Bey'in kaldıkları oda numaraların toplamının asal bölen sayısı kaçtır? Oda numaralarını toplayacağız ve asal bölen sayısını bulacağız. Tabii ki arkadaşlar burada ne demiş? 16'yı alamayacağız. Niye alamıyoruz? 16'nın 3'ten fazla neyi var? Böleni var. 36'nın da 3'ten fazla böleni var. Sadece kimlerin 3 tane var? 25 ve 49. Yani tam kare sayı olması da yetmiyor. Mesela 36 başka neye bölünüyor? 2'ye bölünüyor, 6'ya bölünüyor, 9'a bölünüyor, 4'e bölünüyor değil mi? Birçok böleni var. Sadece 25 ve 49 neye bölünüyor? 1, 5, 25. 1, 7, 49. Dolayısıyla 25 ve 49'u alacağız. 25 ve 49'u topladığımızda kaç ediyor?
74. 74'ün asal bölenleri kim var? 74'ü bölen. Bölelim 74'ü. 2'ye böldük. 37. 37'ye bölebiliriz. 1. Asal bölenleri kimmiş? 2 ve 37. Dolayısıyla arkadaşlar 2 tane neyi var? Böyle. Şimdi niye LGS böyle sorar dediğimi anladınız mı? Evet. Soru Anladık hocam. marul gibi marul. Katman katman marulu biliyor musun? Evet. Mesela açarsın marulu. Göbek salata vardır böyle. Açarsın, dışı birazcık yıpranmıştır. İçe doğru gittikçe o çok güzel olur. O böyle kıt kıt yersin. Erkekler çok sevmeyebilir de kızlar sevebilir marul salata. Erkekler daha çok kebap, döner, et, köfte. Değil mi? Hocam tam kare bölen dediniz ya, o ne oluyor? Tam kare ne? 2'nin karesi kaç? 4. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. Üssü sayılarda bunu göreceğiz. Heh, şimdi nereye geliyoruz? Nereye? Arkadaşlar ben konuları niye önce bitiriyorum? Çünkü LGS bu kadar da sormayacak Beren. Zorlamak isterlerse Taha bir konuda bir soruda 4 konuyu birden sorabilirler. Bakın şu an biz hiç öyle bir şeye girmiyoruz. Hiç işin içine köklü sayı koymadık, üssü sayı koymadık. Birazcık burada üssü sayı girdi. O yüzden konuların hepsini bilmeniz lazım ki Sezai ne yapabilirsiniz? Soruları rahat çözebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, bazı arkadaşlar Hocam bir daha anlatır mısınız? hocam bir daha anlatır mısın? Anlatırım ya, işimiz bu. Evet, niye varız biz? Bir daha anlatmak için. Şimdi arkadaşlar yurttaki odaları anladık mı? 12 ile başlayacak 19, 22 ile başlayacak 31 ile. Buradaki olayı anladık değil mi? Bunu o kafamızda oluşturabildik mi? Oluşturduk. Evet. Bu Selim ve Kenan çok gıcık adamlar. Niye? Her odada kalmıyorlar Gülfem. Nerede kalıyorlar sadece? Üçer tane pozitif tam böleni olan. Ben biliyorum ki tam kare sayıların üçer tane pozitif tam böleni var. Ama bütün tam kareler olmuyor. Mesela 1 olmuyor. 2, 2'nin karesi 4 olmuyor. 3'ün karesi bizim işimize yaramıyor 9. Başka 4'ün karesi 16 olmuyor. İşimize yarar ama 16 kaça bölünüyor? 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 8'e. Bakın adam benden kaç tane istedi? Sadece 3 sayıya bölünsün. O yüzden 16'yı almadım. Anlaştık mı? Yoksa 16'da olurdu yani tam kareydi. Peki 25'e geldim. 25'e bakıyorum. 25, 1'e, 5'e ve 25'e böldük. Kaç tane bölen sayısı var 25'in? 3. 3. Demek ki bu gıcık Selim veya Kenan bu odada kalmış mıdır? Evet, kalmıştır. Anlaştık mı? Sonra geldik 36'ya. Hocam 36'yı niye almadın? 36 sayısı 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 9'a, 18'e. Allah ne verdiyse bölünüyor. Ben kaç tane olmasını istiyordum? 3. 3. 3. İkime yaramaz. Bunu da gönderdim. 4'te ise tam kare olan sadece 49 var. 49'a bakıyorum. 1, 7 ve 49. Kaç tane varmış böleni? Üç. Heh, tamam. Şimdi sorunun ak yerine geldim. Buraya kadar geldim. 3 tane pozitif tam böleni bulunan 25 ve 49'u buldum. Soru devam ediyor. Bir katman daha var. Ne diyor? Kaldıkları oda numaraların toplamını. Topluyorum. 49 ile 25'i 74 mi etti? Evet. Toplamının şu an buradayız. Asal bölen sayısı. Asal bölen demek asal çarpanlarını ayırıyorum. 72, 74. 2'ye böldüm. 37. Başka 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye, 11'e bölünüyor mu? Yok. Kaça bölünüyor sadece? 30. Yolda. Bana neyi sordu? Kaç tane var bunlarda? Bir iki var, bir de 37. Kaç taneymiş? O değil mi? Yapıyorlar. Peki. Artık yavaş yavaş toparlayalım bu macerayı. Bu soruyu çözene bir tadelli verelim. Hadi bakalım. Çöz de tadelle senin olsun. Tadelle dağıtıyoruz yok mu almak isteyen?
Ama işlem yapmaktan korkmayacak. Burada biraz para işi var. Hocam tadilleri niye getirmediniz? Nereye? Onları parasını gönderiyoruz. Evet, haydi bakayım. Orada kaldı. Nasıl haldeyim? Az kaldı, dişim çıkıyor. Evet, sessizlik. Nasıl? Burada Az kaldım. kaldı, az. Yakışıklı, bitiyor. Şevval'den geliyor. Cız cız cız. Evet. Tamam. Kapattım. Evet. Taha B dedi. Acaba Tadelli'yi alabildi mi? Eylül 36 milyon 700 bin lira dedi. Arkadaşlar 3,5 milyon liranız varsa bir böyle bir borç verseniz de bir tane yer gördüm alsak ya. 3,5 milyon bir şey değil ya. Ben size sonra taksit taksit öderim. Hocam inanın olsa ben kendime ev alırdım Hocam yani. olsa kendimi alırım. Haklısın yani. Evet. Kocaeli'de bir yer varmış da. 3,5 Hocam milyonmuş. herkes böyle bir 50 bin lira verse toplanır gerçi ya. Canın sağ olsun ya. 50 bin lira dediğin nedir ki ya? Eskiden çocukken bunu düşünürdüm. Herkes birbirine 1 lira verse bir sürü trilyoner olur. Türkiye'deki herkes birbirine 1 lira verse fakir kalmaz ya, değil mi? Hocam 83 milyon TL oluyor. Yani işte 1 lira verseler herkes, her gün birine 1 lira verseler yılda 365 kişiyi kurtarırız. Hocam çamlayı göstereyim mi size? Ha, göster hadi bakayım. Hocam 1 lirayla kimi kurtaracağız diyor. Biraz kırdı az önce kardeşim. Ay tüh. Hocam bu benim senelerimin Evet, çömleği. yapıştırabilirsin. Bir şey var. Seramik yapıştırıcılar var. Yok hocam paramparça etti. Evet, E arkadan kardeşim de geliyor. yani Para paramparça etme ayakta. konusunda çok iyi. Hadi. Hocam yapıştırabilirsiniz deyince çocuğa yapıştırabilirsiniz dedim sandım. Hocam o daha mantıklı. Verdiğin arada 2-3 Harika milyon. ya. Harika ya. Ya. Evet. Kardeşe yapıştırmak daha mantıklı bence. Çömleği yapıştırmaktansa. Bence de. Arkadaşlar çiçektir, seviniz. Evet. Hadi arkadaşlar. Bütün gün burada bu soruyu çözmenizi bekleyemem. Burada kaçlı EBOB alacaksınız? EBOB sorusu değil mi bu? EKOK değil. EBOB. Peki kaçlı EBOB alacağız? Dörtlü. 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 Evet, yuh artık. Dörtlü EBOB alacağız ya. 120'yi, 150'yi, 180'i, 135'i ortak bölen sayı kaç? 15 olabilir mi hocam? 15. Evet. Hocam çok merak ediyorum ya. Bu LGS sorularını yapanlar acaba bu soruları çözüyor mu? Tabii çözüyor. Arkadaşlar o Nereden akıllarına geliyor hocam bu işte tarz? arkadaşlar orada bir sıkıntı var. Nereden aklına geliyor? Hazırlayanlar benim gibi dinozorlar olduğu için biz böyle şeylerle uğraşmayı seviyoruz. Sizin gibi YouTube, TikTok nesli ise maalesef arkadaşlar böyle uğraşmayı sevmiyor. Her şeyi hazır tüketmek istiyor. Sıkıntı da oradan başlıyor. Mesela ben mutfak dolabından soru yazarım ama senin aklına gelmez. Mutfak dolabından soru yazmak. Evet, şimdi arkadaşlar 15'e 15 karelere kuracağız evimizi. Tamam mı? Kuralım. Arkadaşlar 135'i 15'e bölersek kaç çıkıyor? 9 mu? Dokuz. Demek Dokuz ki buraya hocam. 9 sıra ev koyacağız. 180'i 15'e bölersek kaç çıkıyor? 12 mi? Evet. 12 mi? Ona. 12. Evet. 12 sıra da buraya. Yani bu arsaya 12'ye 9'dan 108 tane apartman dikebilir miyim? Ev, villa neyse. Dikebilirim. Peki arkadaşlar, burayı 15'e bölersem 10 sıra buraya koyarım, doğru mu? Peki buraya da 8 sıra mı koyarım?
Evet. Peki. 80 tane ev buraya mı sığdırdın? Yalnız hayalimdir abi. Bu Amerika'daki evler var ya, Amerikan rüyası evler böyle. Efsane ya, çok güzel. Evet. Arkadaşlar dikkat. Diyor ki karasel bölgeye ayırdık. Büyük arsadaki evleri kaçtan satıyoruz? 500. 500'den. Bunu 500'e çarpacaksın. Bunu kaçla çarpacaksın? 7. 700. 700 bin. Daha sonra binle eklersin. Dolayısıyla arkadaşlar 500'den A tip evleri, B tip evleri 700'den yapıyoruz. Ne oluyor? 108 ile 700'ü çarpıyorsun. Eksi 80 ile de 500 bini çarpıyorsun. Aradaki fark 35.600 lira oluyor. Bakalım kimler yapmış? Sonradan atanları almayacağız tabii. 36.700 demişti Eylül. Eflin de 36.700. Arkadaşlar maalesef cevap yok. Ben yaptıktan sonra atan Eylül ve Melek oldu. O yüzden veremiyoruz. Buraya bakıyorum. Buraya verebiliyor muyum? C demiş. Evet. Değerli arkadaşlar, böylelikle üslü ifadelere geliyoruz ve ilk konumuzu bitiriyoruz. Daha çok baba soru var ama bunları ilerleyen zamanlarda çözeceğiz zaten. Ha, bir tane soru tarzım var. Ona da izin veriyor musunuz? Çözebilir miyim? Çünkü karşınıza gelecek, yapamazsınız sonra ada. Arkadaşlar bir de şöyle pasta sorumuz. Bu bir soru tarzı. LGS'de de çıkacak. Denemelerde de gelecek. Burası pasta değil, saksı da olabilir. Şimdi dikkat. Arkadaşlar diyor ki Sami Usta yarı çapı 10 santim olan şekildeki pastalar. Yarı çapı 10'sa çapı nedir? 20. 20. 20. Hayır, 20. Tüm 20. Bunları koyuyor. Aralarına 15'lik boşluklar koyuyor. Bir de aralarına 10'luk boşluklar koyduğunda da kafa yerleştirebiliyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu ne sorusu? EBOB mu, EKOK mu? Ekok hocam. EKOK değil mi? Ekok. Parçalardan bütüne gideceğiz. Peki burada sizce neyin EKOK'unu alacağız? Hocam, Hocam pasta ve aralıkların beraber amca. heh, Hocam. aferin Zehra, işte bu. Güzel. Arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Bu boşluk ve pasta birlikte ilerliyor değil mi? Hep tekrar ediyor. Görüyor muyuz? Evet. Pasta. Evet. Demek ki biz bunları bir düşüneceğiz. O zaman ilk de ben kaçlık aralıklarla koyuyorum? 35 santimlik 35. aralıklarla, doğru mu? Hı. Peki ikisinde kaçlı aralıklarla koyuyorum? 30. 30. 30. Demek ki ben burada neyi alacağım? 35 ile 30'un Otuz. alacağım. Sorunun en can alıcı noktası burası. O da 210 santim ediyor. Demek ki ben 210 santimlik bir yere bunları ne yaparım? Yerleştiririm. Diyor ki bak bitmedi. Bak hep DGS böyle yapar. Buraya geldik. Diyor ki kardeş ben diyor pastaların arasına birer santim boşluk bırakırsam o zaman kaça bölmem lazım? Bir santim boşluk 20 de pasta 21 mi oluyor? 21-21 mi olacak? Evet. Evet. 21'e bölersek kaç tane pasta yerleştirirsin? 10. Kaptık mı? Evet. Hocam Evet. pastanın çapı 20 olduğu için mi bir ekledik? Evet, çünkü adam diyor ki artık bu boşluklar diyor bir santim olsun bir de pasta olsun. Böyle boşluk Tamam. boşluk. Tamam. Bu soru tarzı da önemliydi. Onu da vermem gerekiyordu. Zaten ilerisi pro. Bunlar üstü sayılar da gerektiriyor biraz. Bunları ilerleyen yıllarda çözeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Bozmuş. Tabii daha çok soru çözebilirdik ama çok anlattım. Bunları ilerleyen zamanlarda çözeriz. Değerli arkadaşlar, böylelikle artık EBOB EKOK'u tarihe karıştırdık. Şu andan itibaren bütün EBOB EKOK sorularını çözebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, EBOB EKOK'la ilgili ne buluyorsanız silip süpürün. Geride bir şey kalmasın. Hocam bu kaynağın adı ne? Bu VIP ama gerek yok. Bu zaten ben bunu çözeceğim size. Almanıza gerek yok. Bulamazsınız da. Bu öyle dışarıda satılan bir kaynak değil. Dershaneler veya özel okullar toplu alıyor.